Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bir geometri sorusuyla daha karşınızdayız. Ne veriliyor, ne isteniyor bakalım sorumuzda. Hemen sorumuza geçelim. Evet, ABC'de bir kare olmak üzere ve CF doğru parçası, BF doğru parçasına dik ise EF doğru parçasının uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. Evet, CF'nin uzunluğunu da verilmiş burada. 3 kök 2, BF'nin de verilmiş. 5 kök 2 ise o zaman EF nedir diye soruluyor. Tamam. Nasıl çözeceğiz belki bu soruyu? Daha önceki videolarımı izlemişsiniz arkadaşlar. Döndürme yöntemini duymuşsunuzdur. Veya başka videolardan, başka yerlerden duymuşsunuzdur. Bu metodu takip ederek çözüme ulaşacağız arkadaşlar. Tamam. Peki neyi ne kadar döndüreceğiz? Buna beraberce karar verelim. Bana CF ve BF veriliyorsa ve benden de EF isteniyorsa demek ki bununla alakalı bir şey verilecektir. Bunu ben isterseniz 90 derece bir döndüreyim. Bunu saat yönünün tersi de döndürebiliriz, saat yönünde de döndürebiliriz. Ben saat yönünün tersinde döndürerek çözüme ulaşmaya çalışayım. Bir. Tamam. Bu durumda eğer EF'yi ben 90 derece çevirirsem arkadaşlar F noktası nereye gelecektir? Bakın aşağı yukarı buralara bir yere gelecektir. Hemen ben F noktasını tahmin olarak şuralardadır diye düşüneyim ve işaretleyeyim. Daha sonra EF doğru parçasını eş başka bir doğru parçası çizeyim. Nereden? E noktasından işaretlemiş olduğum. İsterseniz bunu kırmızıyla çizelim yine. Belirgin olsun. Evet. Şöyle çizdik. Tamam. Bu iki doğru parçası birbirine eş. Peki. Ama bu noktaya da ben farklı bir isim vereyim şimdi. Ne diyelim? Mesela F üssü noktası diyeyim. F noktasını döndürdük ya. Evet. F üssü noktası olsun. Tamam. Peki başka ne yapabilirim ben? DF çizebilir miyim? Tabii ki çizebilirim. Başka bir doğru parçası bakın orada. Hemen DF'yi de çizdik. F üstü C'yi de çizelim isterseniz. Bakın bunlar işimize yarayacak bizim. Ne işimize yarayacak? Beraberce görelim. Eğer ben EF'yi 90 derece çevirmişsem o zaman bu da 90 derece olacaktır değil mi? 90 derece çevirdim diye söylüyorum zaten. Tamam burası da 90 derece. Karşıma ne çıktı? Bakalım ne çıktı? Arkadaşlar o zaman bu üçgende ne yapmış olacaktır? Yani CFB üçgeninde bakın buraya taşınmış olacaktır. O da bir ne, e, nevi dönmüş olacaktır arkadaşlar. O da bir 90 derece dönmüş olacaktır. Peki bu e, üçgenin kenar uzunlukları da aynı şekilde taşınmış mıdır? Tabii ki taşınmıştır. Onlar da birbirine eş olacaktır. Hemen onları da yazalım. Peki CF uzunluğu neye dönüşecektir? DF'ye dönüşeceğinden dolayı ne olacaktır o zaman? Bu CF e uzunluğu DF uzun DF uzunluğu ile eş olacağından dolayı 3 kök 2 olacaktır burası. Peki F üstü C uzunluğu ne olacaktır? O da FB uzunluğunun ölçüsüyle ile eştir. 5 kök 2 olarak buraya kaydettik. Tamam. Bunlar işimize yarayacak benim. Daha sonra başka nelerim var elimde? Peki CF ile BF birbirine dikti. O zaman burası da 90 derece olarak kaydettik. Hemen burasında da 90 derece yazdık. Bakalım işimize yarayacak mı? Peki elimde neler var? İki tane dik üçgen var. Ee, hemen bu mesela yine baştan dönelim. BFC üçgeninde B açısına ben alfa diyeyim. Dik üçgenin özelliğinden diğer açı ne olacaktır arkadaşlar? Dik olmayan açı. 90 eksi alfa diyebiliriz buraya da tamam bu ve üçgenler eş oldukları için o zaman şuradaki açıyı da ben ne diyebilirim alfa diyebilirim üçgenler eşti az önce söyledik ve büyük olan biraz daha büyük olan açıda ne olacaktır 90 eksi alfa olacaktır tamam bunlar alfa derece 90 derece hemen yazabiliriz devam ediyoruz peki o zaman bakın karşımda şurada bir üçgen e, açı belirliyor özür dilerim üçgen değil açı. E, ben bu kare olduğundan dolayı BCD açısının 90 derece olduğunu biliyorum. Eğer buradaki açı ölçülerini toplarsam ben hemen burada toplayayım. Alfa artı 90 derece alfa'yı topladım 90 topladım ne kaldı 90 eksi alfa. Bir de 90 eksi alfa'yı toplarsam bakın karşıma ne çıkacak şimdi. Evet bunların hepsini toplarsak arkadaşlar. Alfalar birbirini götürdü mü? Evet götürdü. Sonuç 180 derece oldu arkadaşlar. Demek ki buradaki açı neymiş arkadaşlar? Açının ölçüsü 180 dereceymiş. O zaman bu ne demektir? F üssü C F noktaları doğrusaldır. F üssü C ve F noktaları doğrusalmış arkadaşlar. Doğrusaldır. Saldır. Yani Aynı doğru üzerinde demektir bu. E o zaman benim karşımda bir doğru parçası var. Nedir o? F, F üstü doğru parçası. E F, F üstü doğru parçasını ben ne yapabilirim? Uzunluğunu karşımda duruyor zaten. Bakın nedir? 5 kök 2 artı 3 kök 2'dir. Buradan hesaplayabilirim o zaman. Nedir bu? 8 kök 2'dir arkadaşlar. Tamam bunu da buldum. Peki artık sonuca yavaş yavaş yaklaştım. Sonuca ulaşabilirim. İsterseniz bakın o zaman burada bir dik üçgen oluştu. Şu dik üçgeni şuraya çizelim. Hangi dik üçgen bu? E, F, F üstü. Hemen çiziyorum. E, F, F, üstü. Kısaca şuraya çizdik. Evet. Dik açıldı. Ee, kenar E idi. E, şey e evet. Şuna F diyelim. Buna da F üstü diyelim. Ve bunun uzunluğu, F, F uzunluğu, üstü uzunluğu 8 kök 2 olarak bulmuştuk. Tamam. EF uzunluğuyla EF üstü uzunluğu birbirine eşittir. Neden? Çünkü döndürdüğümüz ifade zaten bu. Bu iki uzunluk birbirine eşittir. O zaman bu bir nasıl üçgendir arkadaşlar? İkiz kenar dik üçgendir. İkiz kenar dik üçgenin özelliği neydi? Bu iki kenar birbirine eşitse e, hipotenüsün uzunluğu ne oluyordu? X kök 2 oluyordu. O zaman ben X'i bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. X eşittir 8 olarak 8 birim arkadaşlar olarak rahatlıkla bulunabilir. Evet umarım çözümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer sizin de farklı yöntemlerle çözdüğünüz böyle sorular varsa bunları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Veya bu soruya farklı bir yaklaşımla yaklaşacak olursanız onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet şimdilik bu videomuzdan da bu kadar. Daha sonraki soru çözümlerinde veya konu anlatımlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.